Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Şşşt, nasıl gidiyor lan? İyi gidiyor abi ya. Çalışıyorum falan ya. Esra'yı da düşünmüyorum. Düşünme oğlum artık zaten. Hamile işte kadın. Bırak şu işi. Abi, acısı geçmiyor ama ya. Geçer oğlum. O da geçer. Ha? Telefonu da değiştirmiş. Hiçbir şekilde ulaşamam zaten. Ha, sen bir daha aradın yani. Abi, ben bir kırtasiyeye gideceğim ya. Çok fazla ders kaçırdım. Şunları fotokopi çekeceğim. Nihayet fabrika ayarlarına döndün mü oğlum? Aynen. Da bende para yok. Sen de varsa versene bana. Veririz yavrum. Sen böyle şeyler işte, ben sana ne zaman para vereyim? Tut bakayım. Var mı bozuk? Bir iki lira bir şey. Hop. 5 lira. Tamam. Hadi abi. Hadi görüşürüz evde. Gebertecem lan seni. Abiler! Polis abi! Abi dur! Polis abi! Abi yardım edin! Abi öldürün de şu adam beni, yardım edin ne olur! Hangi adam? Nasıl ya? Nerede? Efiko, sınavlar. Ya kapatmıyorsun önünü sen. Niye kapatmıyorsun önünü? Abi kapat. Tut lan şunu. Nereye lan? Sen çocukları tut, bekle. Lan! Lan! Dur! 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 Buraya gel. Hayır! 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 Bağırma, yavaş! Rami, sen bu işe bulaşma. Seninle derdim yok. Benim sen ne var lan? Benim sen ne var? Kardeşimden uzak dur lan. Sus, tamam, gelecek. Gelecek, tamam. Dur! Fiko! Abi, gel lan buraya! Fiko, gel lan buraya! Abi! Olmasın, her şey. Nereye düşeceksin yeter! Burada dur! Burada abi, dur! Abi! Ulan rahmet! Ulan rahmet! Dur! Ulan rahmet! Lan dur, ne yapıyorsun lan? Sakin, abi, sakin, abi. Tamam yavrum, sakin, tamam. Abi, sakin, tamam. Abi, tamam, sakin, ya. Sakin olun, tamam, sakin. Hemen anlamaz annenin, ne olur. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi yürüyorsun. Şırdım verip elinden ya. Hadi. Sen kayboldun. Tamam, çok sağ ol. Ben konuşacağım onlarla şimdi. Abla. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Ya Ömer'le konuşuyordum da. Ha, bu okul işi değil mi? Niye? Hemen gidebilir diyor. Nasıl hemen ya? Hemen. Nasıl hemen? Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Bir elinizi yüzünüzü yıkayın. Hadi bir şey konuşacağız. Ne oluyor abla? Hayırdır? Geçin bakalım siz şöyle. Abla ne oluyor? Anlatsana. Tamam, oturun. Şimdi bu Asım olayı biliyorsun.
Yani çok zorluyor hepimizi. Yani peşini bırakmayacak senin. Bulamıyorlar da manyağı. Ben seni Ankara'ya yollamaya karar verdim yatılı okula. Ne? Nasıl ya? Ciddi misin sen? Ciddiyiz maalesef. Abla ben ne yapayım Ankara'da ya? Ya oğlum ne yapalım? Ortada işte ya Nasıl meselesi görüyorsun. Seni sokakta mı bulduk oğlum biz? Oğlum bir senen kaldı zaten. Okursun bir sene biter gider yani. Kapanır mevzu. Ablacığım zaten bak bu Asım meselesi çözülsün hemen döneceksin. Yani yazın da orada kalırsın çözülemezse de. Abla ne zaman gidecek abim? Bugün. Ne nasıl ya? Abla bu kadar çabuk mu? Abla bugün babam nişanlanacak. Hadi bir de o var değil mi şimdi ya? Kirazcığım yetişebilirsek ona da gideriz. Hikmet bak, bu Ömer'in kardeşinin de gittiği bir okul. O ayarladı zaten. Yani ablacığım Asım işi çözülsün hemen döneceksin. Bak yanlış anlama ne olur. Ne diyeyim abla ben? Helal olsun size. Beni başınızdan atmak için hiç vakit kaybetmemişsiniz. Oğlum onun için mi söylüyoruz biz? Onun için mi söylüyoruz? Ablacığım biz hemen geleceğiz yanına zaten. Hikmet nereye? Odama gidiyorum abla. Bavulumu toplayacağım. Babama da siz mutluluklar dilersiniz benim yerime. Tamam da ya. Şimdi o bir anda söyleyince o da şaşırdı çocuk yani haklı şimdi. Anlayacak o da işte yani. Ankara mı abi? Evet, tabii. Halinize bakın ya. Böyle bir suratınız var ki sanki bir daha hiç görüşmeyeceğiz ha. Çok çabuk oldu ya bu. Gelin bakayım siz buraya. Buraya gel. İsmo. Bana bakın. İyi bakıyorsunuz tamam mı bizimkilere? Ablamları kızdırmak, üzmek yok. Benim yaptığım şeyleri yapmayınca otomatik olarak zaten üzmemiş oluyorsunuz. Onu deme öyle ya. Yalan mı abla? Kırdım döktüm herkesi. Sürekli üzdüm hepinizi. Ablacığım neyse ne oldu bitti işte. Ya böyle temelli gidiyormuşsun gibi konuşma bu kusuluk. Aynen ya. Oğlum adam yakalarına kadar ayrıyız işte. Bu kadar. Gidiyorum zaten orada için diye. Arkamı toplayan biri yok yani. Belki akıllanırsın. Kardeşim hakkında düzgün konuş lan. Otobüs hareket ediyor. Ankara yolcusu kalmasın. Ankara, Ankara, Ankara. Ben gidiyorum o zaman. Yürü lan. Abi bir saniye ya. Yetiştim.
Emine, nereden çıktın ya en beklenmedik anda? Çıkarım ben, biliyorsun beni. Biliyorum. Kendine iyi bak oralarda, tamam mı? Tamam. Şey, senin gitar da bende kaldı. O senin artık, kaybolacağım sana. Ama çalış, ihmal etme, tamam? Tamam. Hadi kardeşim, seni bekleyeceğiz ya. Abi pardon, özür dilerim. Gitmek zorundayım ben. Görüşürüz. Bay bay. Ne var lan yine? Sana bu burstan kaç para geliyor? Oğlum para lazımsa kıvranma, söyle. Ya fotokopi çektireceğim. Lazım aslında da. Kaç para? 20-25 liraymış. Oha, ne çektiriyorsun lan? İki tane kitap çektireceğim abi. Ha. Ha. Sağ ol. Yalnız iyiymiş ha bu iş. Hem bedavaya okul okuyorsun hem de üzerine para veriyorlar. Ne yapsam, ben de mi kazansam acaba üniversiteyi? O yüzden ne yapıyoruz Hikmetciğim? Ne yapıyoruz? Zevzeklik etmiyoruz, okulumuza gidiyoruz. Bak bu sene ben de yokum, dikkat et ha. Tamam, tamam. Hadi. Eyvallah, hadi. Alo. Ha, Hikmet ben, Hikmet. Neredesin? Ne zaman geleceksin? Tamam, tamam, ben alacağım seni. Evin bir iki tane bir şey kaldı. Abimden para aldım şimdi, onları da tamamlayacağım. Tamam, korkma korkma, kimsenin haberi yok. Tamam, görüşürüz o zaman. Sen de dikkat et. Tamam, hadi bay bay. Abla. Ne işin var senin Barış'ın evinde? Şey. Biz hani Barış'ı her yerde aradık ya. Ama hiçbir yerde bulamadık. Benim de aklıma takıldı. Bir de eve bakayım dedim. Evde miymiş dedim. Bak sen. Evde miymiş peki? Evde değilmiş. Bana bak Hikmet. Eğer okula gitmemek için burada saklanıyorsan, Filiz bunları duyarsa sana ne yapar biliyorsun değil mi? Ya yok Tülay abla ya. Ödevimi unutmuşum. Teneffüse çıktım geldim. Şimdi geri döneceğim zaten. Geç de kalmamam lazım. Hadi ben öpüyorum üçünüzü de. Görüşürüz. Gel lan bakayım sen. Ne oluyor lan? Oha, manyak mısın? Bana bak lan. Bir Esra daha çıkarma benim başıma. Ne Esra'sı lan durup dururken? Ne oldu, rüyanda mı gördün? Rüyamda gördüm dün gece. Ne konuşuyordunuz lan öyle çiçekte fısır fısır? Yuu! Abi oha! Oha ya! Ne yaptın sen ya? Evimize sığınmış kadın. Ne yapacağım? Tövbe yarabbim ya. Yan gözle mi bakacağım abi? Ben bilmem. Baştan uyarayım da. Öyle kenarda köşede çiçekle konuşmak yok, tamam mı? Ayrıca çiçek abla diyeceksin oğlum. Çiçek abla. Yaşıttın mı o senin? Yok ya. Abi bıktım ha beni azarlamandan. Eski Hikmet yok senin karşında. 18 yaşındayım ben. Lafını bil de konuş. Senin 18 yaşın var ya. Ne var? Ne var? 18 yaşında gibi davran. Ben de sana ona göre konuşayım. Ben zaten ona göre davranıyorum abicim. Bilip bilmeden konuşma.
Gülistan. Neredesin ya? Zeynep. Hoş geldin. Özür dilerim ya. Abimi ekemedim, o yüzden geç kaldım. Beklettin mi çok? Neredesin Hikmet ya? Korkudan elim ayağım uyuştu. Neyse geldin ya, sorun değil. Özür dilerim valla. Hadi gidelim. Nasıl geçti, rahat mıydı? Sizinkiler bir şeyden şüphelendi mi? Yok, okuldayım sanıyorlar. Süper, öyle sanırsınız. Nimet'le konuştun, o da yoklama işini hallediyor. Hemen bitsin bu işler ya. Çok gerildim Hikmet ben. Gerilme ya. Gerilme, hallolacak her şey. Yanındayım ben artık senin. Evi de yaptım. Çok güzel oldu. Görece sen de çok beğeneceksin. Senin bir şey düşünmene gerek yok. Her şey çok güzel olacak, söz. Hadi gidelim hemen. Nasıl börekler? Güzel değil mi? Ne böreği Hikmet ya? Ben sıkıntıdan ölüyorum diyorum. Sen ne diyorsun? Tamam Zeynep'ciğim, haklısın da ne yapalım yani? Sen istediğin bir şey getireyim. Ne istersin? Televizyon mesela. Oyalanırdım hep. Televizyon mu? Zeynep, birkaç güne evleneceğiz zaten. Şimdi televizyonu alsam, buraya koysak sorun olacak o televizyon. Canım, belki burada yaşamaya devam ederiz. Sahibi yok ortada diyorsun. Çocuk doğana kadar. Sen ondan diyorsun. Ondan diyorsun da burada kalmaya devam etmeyeceğiz. O işler biraz karıştı. Ablam izin vermeyecek burada oturmamıza. Her iş karıştı zaten birbirine. Ya daha 18 olmadan düştüğüm hale bak ya. Salağım ben, salak. Yarınım belirsiz, bebekle ortada kaldım. Evsiz, kimsesiz. Zeynep, Zeynep. Allah Allah. Ne biçim cümleler kuruyorsun ya? Kimsesiz falan, ne oluyoruz? Ben varım kızım senin yanında. Beraber büyüteceğiz o bebeği. Ben asla bırakmam seni. Beraber bakacağız. Televizyonsa da televizyon anasını satayım. Nedir yani? Evse de ev. Sen düşünme bunları, bunları stres yapma sen. Söz mü? Söz tabii. Söz veriyorum, söz. Ben başkasına benzemem. Ya ablan öğrendiğinde istemezse beni, kabul etmezse? Birincisi, kapı gibi evlilik cüzdanıyla çıkacağız karşısına. O saatten sonra kim ne derse desin, geçmiş ola. İkincisi, ablam öyle bir insan değil yani. Sen de göreceksin. Bebek doğduğunda hepimizden daha çok sevecek onu. Ha, o zamana kadar kır dizini, evde otur diyorsun yani. Ya başıma bir şey gelse arayacak kontürüm bile yok. Ben sana kontür yüklerim. Ben sana televizyon da alırım. Ama sen sakin ol. Bunları dert etme kendine. Lütfen. Al çayını iç. Nasıl olacaksa artık. Tek eğlencem geceleri gelen siyah arabayı dikizlemek oluyor. Ne arabası, siyah arabası? Ne arabası ya? Bilmiyorum. Siyah lüks bir araba duruyor mahallede. Bir süre sonra gidiyor. Ya da sabaha karşı gidiyor. Allah Allah. Şoförü nasıl biri? Bizim mahallede öyle lüks arabalı biri yok. Yok, görmedim. Camları siyah. Bizimle alakalı olmasın ya bu. Yok, böyle otla park televizyon unutturum diyorsan yanılıyorsun. Sen yine yarın okula gideceksin. Ben yine çok sıkılacağım. Tamam Zeynep'ciğim. Halledeceğim dedim, halledeceğim. Ben sana mısır alayım bir tane. Olur. Süt mısır. Çabuk ol ama. Tamam. Alo. Ne haber kuzum? Yok, İstanbul'dayım. Hikmet Salah var ya hani bana yanık olan. Onunlayım. Kızım, çok manyak abilerim var dedim. Hamile olduğumu öğrenirlerse beni öldürürler dedim. İnandı şapşik. Ben sana sahip çıkarım dedi. Nikah kıyacağız şimdi. Aynen aynen. Neyse, benim planlarım var biliyorsun zaten. Biraz daha baksın da bana. Olmadı bebeği bırakıp kaçarım ben. Yaşanmaz bu haberlerle canım.
Kolay gelsin. Neyse kapatıyorum, geliyor. Ararsın sonra beni, tamam mı? Kontrolüm yok. Hadi bay bay. Kimle konuştun? Abimle. Okul nasıl geçiyor falan diye sordu. Evet, ben yalan söylemekten çok sıkıldım artık. Ben de sıkıldım. Hadi mısır yiyelim. Sıcak dikkat et. Satacağım diye camdan oluyordum az daha. Bilmediğim adamlara bulaşmam artık. Hikmet'e kaldık mecbur. Yapacak bir şey yok. Evli değil miyiz? Baksın. Kapatıyorum ben. Zeynep, dönmüşsün. Her yer senin yüzünden oldu. Yüzünden oldu senin. Kim yaptı sana bunu? Hikmet. Konuşmayalım. Sadece sarıl, tamam mı? Tamam. Tamam, geçti, geçti, geçti. Yanındayım ben senin. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz sana, tamam mı? Koruyacağım ben seni. Senden başka kimsem yok Hikmet. Bir tek sen varsın. Bırakma beni, olur mu, ne olur. Zeynep, o nereden çıktı şimdi? Sen benim karımsın. Tamam mı? Seni hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Tamam mı? Sen benim biricik karımsın. Zeynep. Deliliğe vurduysa iyi. Düzelecek demek yani. Öyle ölü gibi yatarsa fena asıl. Yani. Hadi geçmiş olsun hepimize. Madem gelecekler, ben bir gideyim. Cacık yapayım, onun için yoğurt alayım, tamam? Alo Cemil. Heh, Çiçek ben. Adanalı Çiçek. He, hanımefendi olan he. Neredesin sen? Buraya gelmen lazım, işimiz var. Yok, öyle telefonda olmaz. Hadi çabuk. Evin önündeyim ben, bekliyorum seni, tamam mı? Hadi acil. Heh, hadi. Acıyor mu hala? Acıyor. Çok şişti, baksana zaten. Yakaladım sizi! Açıklayın bakalım, bu ne? Çiçek. Bohçacı. Bohçacı mı? Ana! Kız senin bu suratın halinde böyle. Ne oldu sana? Kim dövdü? Çiçek, sen onu nereden buldun? Versene. Vermem. Ya of. Önce bu kızı kim bu hale getirdi onu anlatıyorsunuz. Sonra da bu durumu bana açıklıyorsunuz. Buradayım. Hadi. Abilerim dövdü, tamam mı? Bu yaştan nikahlanırsan ne olacaktı acaba? Güller mi dökeceklerdi senin yoluna? Böyle de olmamış gerçi. De. Neyse, o da onların ayıbı. Hikmet. Oğlum, siz kafayı mı yediniz? Siz delirdiniz mi? Siz manyak mısınız? Niye evleniyorsunuz ya? Öyle olması gerekti, öyle oldu Çiçek. Ayrıca oldu bitti ya, biz neyi konuşuyoruz ki? Bitmedi anacığım, bitmedi ama bitireceğiz birlikte bu işi. Bu iş ablanın kulağına gitmeden siz boşanıyorsunuz, tamam mı?
Sen de abilerinin yanına gidiyorsun artık. Ellerini mi öpüyorsun? Ne yapıyorsan yapıyorsun. Bu işi hallediyorsun. Ben ettim, siz etmeyin de seni geri alsınlar, tamam? Hadi bitiriyoruz. Düş önüme. Yürü. Ne? Bırakır mısın Zeynep'i? Allah Allah. Bırak kızı ya. Allah Allah. Ne tamam falan değil. Kızın suratını görmüyor musun? Mosmor. Karım o benim, Çiçek. Karım. Eğer onu istemiyorsanız bundan sonra ben de yokum, haberin olsun. Vay sen erkeğe bak ya. Ha. Erkek olmuş bu ya. Ha. Öyle mi paşam? Öyle. Tamam, ablana da efelenirsin o zaman böyle. Benden bırak gitti. Çiçek. Zeynep ne yapayım? Çiçek. Çiçek Allah aşkına dur. Çiçek. Çiçek dur. Benim elimle sonra git, tamam mı? Neyini dinleyeceğim ben senin? Neyini dinleyeceğim? Kapılmışsınız bir gençlik rüzgarına. Aferin mi diyeyim ben sana? Ne diyeyim Hikmet ya? Çiçek, ben ablama söyleyeceğim zaten. Yemin ederim söyleyeceğim. Doğru zamanı bekliyorum sadece. Sen şimdi gideceksin ablamın yanına. Konuşacaksın car. İyice delireceksin ablamı. Kendine söyleyeceksin ha? Evet. Geçeceksin karşısına, diyeceğim ben evlendim. Aha, bu da benim karım diyeceğim. Şşş, evet. Ne diyorsun sen hanımefendi? Evlenmiş mi bunlar? He, evlenmiş o kızla. O kızla? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne olacak şimdi? Ablam bunu öğrenirse sana ne yapar, sen biliyor musun? He, biliyorum Cemil abi. Benim ablam ya, ondan biliyorum herhalde. Ya size ne ya, ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına? Oğlum senin afran tafran kime lan? O kadar yalanlar atmayı biliyor tamam. Kızla evlenmişsin, bu yaşta nikah kıymışsın. Ne olacak şimdi? Nikah mı kıymış? Ne nikahı oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan ne nikahı, ne diyor bu? Ya abi siz anlaşıp mı geldiniz buraya? Komplo mu bu ya? Ya oğlum bırak komployu mopluyu. Ne nikahı lan? Yaşın ne, başın ne senin? Ne nikahı? Ya. Ha, ben sana gösteririm. Aha bu nikah. Ulan. Vay akıymış oğlum, bu ne lan? Git. Ya Tufan abi ya. Oğlum sen zekasız mısın ya? He? Ne evlenmesi lan bu yaşta? Ya abi evlendim işte. Ne var, evlenemez miyim? Karışmayın bana lütfen ya. Karışmayın diyor. Vallahi yapıştıracağım ya. Lan oğlum okulun bitti mi senin? Yok. İşin gücün var mı? Yok. Neyine güvenip evleniyorsun sen? Ya abi ben her şeyi ayarlayacağım. Her şeyi ayarlayacağım ama yavaş yavaş yoluna girecek her şey. Ama bak Tufan abi, Tülay abla benim evli olduğumu duyarsa beni bitirir. Allah aşkına kulağına gitmesin. Arkamda değil mi? Hoş geldin Tülay abla. Birlikte geldiniz abi siz. Ne güzel. Çok güzel. Ya görüyor musun hanımefendi? Bizimki yüz vermeyince kız temelli gitti diyordun. Yüz vermenin ötesine geçmiş. Basmış nikahı. Yaktı başını. Ne yapacağız şimdi? Dediysen dedim. Allah Allah. Asıl Filiz öğrenince ne olacak? Ben ondan korkuyorum. Dur bakalım, belki Tufan abi ikna eder boşanmaya. Heh? Mesele büyümeden çözülür. Yani zor da inşallah. Tülay abla duymasınmış. Ya benim duymadığım bir şey mi var ya? Tülay abla, ki söyleyeceğim. Tülay abla, dur. Allah aşkına önce bir beni dinle. Ya ben senin neyini dinleyeceğim Hikmet? Evlenmişsin çocuk yaşına bakmadan. Tabii ki Filiz'e söyleyeceğim. Ya. Filiz'e söyle diyenler. Hayır. Ne? Hayır, bence Filiz'e söylemeyelim. Çok saçma, niye Filiz'e söylüyoruz ki? Ablam öldürür beni, ne olur Filiz'e söylemeyelim ya. Öldürsün. Söylüyorum. Ne söylüyoruz ya? Söylüyoruz. Ablam duyacak şimdi. Ya. Allah Allah. Ya Rahmet ekmek de azalmış, Çiçek de açmıyor. Nerede kaldı bu kız ya? İyi tamam, ben gidip alırım, hallederim ya. Tamam bir git bak da gel be. Hiç konuşma Hikmet, hiç konuşma ya. Lise öğrencisi halinle evlenmek nedir? Ya senin için ne, bunun ne? Söylüyorum ya. Hayır abla, ne olur söyleme ya. Ne oluyor lan? Ne evlenmesi lan? Ha? Ne evlenmesi oğlum? Ha. Bir sen eksiktin, hoş geldin. Eksik kalmayacağım tabii oğlum. Ne oluyor ya? Ne evlenmesi abi? Ne karıştırıyor gene bu ya? Anlat. Sana ne abicim? Sana ne? Ne karıştırıyorsam karıştırıyorum. Sana mı kaldı tasası? Ne mehtan sana ne? Sana ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne evlenmesi oğlum? Tamam. Ya bu burada konuşulacak şey değil. Gidelim kahveye. Ne yapmışsa anlatsın bu düdük. Hadi. Yürü lan. Yürü anlat bakayım ne yapmışsın. Yürü. Ne evlenmesi? Ne yaptın? Yürü lan. Ulan gitmesene be! Allah Allah! Ne ittirme lan? Ne ittirme? Ne esram biter, ne evliliğin biter? Nereden çıktı oğlum bu iş? Oğlum yavaş. Ya oğlum tamam bir dur işte, geldik konuşup halledeceğiz. Ya neyi halledeceğiz ya? Evlendin diyor Tufan abi, yaşına başına bakmamış. Ay Rahmet biz de biliyoruz. Çözeceğiz şimdi, otur. Çözeceğiz de ulan. Çözeceğiz. Nasıl evlendiysen öyle boşanacaksın, çözeceğiz bu işi.
Olmaz. Ne olmaz lan? Ne olmaz? Nereden çıktı oğlum bu iş? Kimle evlendin lan sen? Ha? Kimle evlendin? Sen o kızla evlendin değil mi? He. O kızla evlendim. Zeynep'le evlendim. Dönem ödevi Zeynep. He. O kız senden niye evlensin ki lan? O ne demek lan? Güzel kızlar bana bakmaz mı? Benimle evlenmezler mi? Onu mu diyoruz lan salak? Ne diyorsunuz? Ya paşam onu demiyor. Herhalde bakar eli yüzü düzgün adamsın. Ama böyle durup dururken evlenmez yani. Belli bir sıkıntı oldu, sen de evlendin. Onu söyle. Doğru diyor valla. Hikmet, bu kız seninle niye evlendi? Hadi anlat. Hadi. Evliliği oğlum bu yaşta. Hadi sen lan. Hadi anlat oğlum. Zeynep hamile. Ne gülüyorsun Tülay abla, komik mi ya? Lan. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda çok kilit bir cümle kurdu. Kimse hiçbir şey demesin, kimse hiçbir şey yapmasın. Bu kız aileye büyük ihale oldu, hepimize büyük geçmiş olsun. Hikmet, ne yaptın oğlum sen? Ha? Ne yaptın oğlum? Abi, sen amca oluyorsun. Ben de baba oluyorum. Lütfen. Buyurun. Buyurun, buyurun. Filiz arıyor. Filiz arıyor. Filiz arıyor. Ne yapacağız? Ne diyeyim? Ne yapayım? Açmayacağız ya. Ha? Hayır, al, al şunu ya. Daral geldi bana. Kalk ya, kalk. Kalk gidelim ya. Hadi. Kalk, sen de ne yersen ye. Yürü. Aynen öyle. Tülay abla, Tülay abla. Ablanla mı konuşuyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bu iş daha fazla uzamasın. Çiçek, Tülay abla. Siz beni destekliyorsunuz değil mi? Neyini destekleyecek lan senin? Ha? Boyundan büyük işlere kalkışmayı biliyorsan altından kalkmayı da bileceksin. Bizden destek bekleme oğlum. Ya abi tamam. Ablamla konuşacağım ben zaten. Ne zaman konuşacaksın Hikmet? Ne zaman? Kız arıyor şimdi. Ne zaman konuşacaksın ya? Bu akşam. Aynen bu akşam. Başımızda bir felaket yok. Ablam da böyle sinirli, stresli değil. Bu akşam söylerim ablama ben. Ama ben söylerken de siz bana destek çıkarsanız çok güzel olur. Lan neyini destekleyeceğiz biz senin? Manyak. Allah Allah. Ya sormadın bize, şimdi destekleyin. Oldu. Yürü ya, hadi. Hadi. Abi, bebek var ya. Ay. Ay tamam. Tamam Hikmet, yemişsin bir k***. Destekleyeceğiz mecburen. Açın kapıyı, kapıyı açın. Nefes alamıyorum ben ya. Yürü lan, yürü. Cemil şu ışıkları bir... Tamam kardeşim. Yürü lan, yürü. Gülüm, gülüm. Kapıyı da kilitleyeceğim. Gelsin bir... İnansana lan. Oluyor ya. Kalk. Ne yapıyorsun ya? Ne zaman söyleyeceksin onu ablama? Ha? Niye söylemedin? Abi ya. Ablamın keyfi çok yerindeydi. Hı. Ben de o yüzden bozmak istemedim. Yarın olduğunda söylerim. Hadi sen de git yat, uyu Allah aşkına. Lan sen ne ara bu kadar şuursuz bir adam oldun ya? He? Ne yapacaksın oğlum? Var mı planın? Devirmiş uyuyorsun rahat rahat. Abi halledeceğim bir şekilde, tamam ya. Neyi halledeceksin lan? Çocuğun olacak, farkında mısın? He? Okul ne olacak oğlum? Çocuğa nasıl bakacaksınız lan? Anam, babam bize nasıl baktıysa ben de aynı şekilde bakarım. Ha sen ben onlara örnek alıyorum diyorsun. Ablam büyüttü lan bizi, salak. Ana baba mı gördük biz? Tamam abicim ya. Allah Allah. Sana bir şey diyen mi var? Sana bir şikayette bulunan var mı? Yok. Ayrıca ne yapsaydım? Kızı ortada mı bıraksaydım tek başına? Yapmasaydın abicim. Bizim dedik git kızla şey yap. Oğlum bak. Ablamın derdi bir değil, beş değil, on değil. Bir de bu çocuk meselesini ablamın sırtına yüklemeyeceksiniz. Kendiniz çalışacaksınız, kendiniz büyüteceksiniz çocuğu. Tamam mı? Biz kimseden yardım istemiyoruz abicim zaten. Eğer fazla geliyorsak da eyvallah çeker gideriz. Eğer fazla geliyorsak da eyvallah çeker gideriz. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Nereye gidiyorsun oğlum? Lafa gelince gidiyorsun. Amma ses yapıyorsunuz abi ya. Ulan ne diyorsun lan? Gebertirim seni ha.
İyice paşa çocuğu oldun ha. Yat lan sen. Tövbe yarabbim ya. Herkes öğrendiyse ben niye hala saklanıyorum ben burada? Zeynep ablam bilmiyor daha. Bu gidişle de konuşacağın yok zaten. Ya bu ablan öcü mü cadı mı? Neden korkuyorsun bu kadar? Korkmuyorum. Ablamın üzülmesini istemiyorum. Herkesin en az zarar göreceği şekilde ayarlamaya çalışıyorum işte durumları kendimce. Zeynep konuşacağım akşam ablamla, gel otur Allah aşkına, yürüme ya. Ne olur ya. İyi tamam. Tamam da bu evin bir elden geçmesi lazım. Her yer yıkık dökük. Ne bileyim, bir boya yapılması lazım, eşya alınması lazım, yatak odası, koltuk falan. Zeynep bir hele dur ne olur ya. Bir dur bir önümüzü görelim ya. Daha bu evde yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Nerede oturacağız Hikmet? Üst üste zaten sizin ev. Düşündün mü nerede yaşayacağımızı? Ya şu konuşma faslı bir geçsin. Normale dönsün her şey. Karar veririz. Hatta hep beraber karar veririz. Çok da güzel olur. Kendi hayatımıza neden onlarla birlikte karar veriyoruz ki? Hikmet, biz evlendik artık. Karı koca olduk, aile olduk. İstediklerini yaptıracak da çocukları değiliz artık. Nerede yaşayacağımıza biz karar veremiyorsak yani. Doğru söylüyorsun da işte. Zaten baban havuzlu villada yaşıyor diye kandırdın beni. Zeynep sen de taktın havuzlu villaya ama aşkım niye öyle oldu? Ben ne yapabilirim yani? Adamın kaynanası kovdu evden, döndüler. Ben ne yapayım şimdi? E döndüler işte. Evde yeriniz yok. Bir de biz olmaz yani Hikmet. Bak, bu konu açıldığında yanımda duracaksın, tamam mı? Kocam değil misin? Zeynep, sana yemin ediyorum. Sen nerede durmamı istiyorsan ben orada duracağım. Yemin ediyorum. Ablamla da konuşacağım. Sonra da sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam bakalım, bekliyorum. Gidiyorum ben. Bay bay. Görüşürüz. Nerede kaldı bu Hikmet? Ha? Niye kayboluyor sürekli? Gelir şimdi ya. Dışarıdadır çocuk. Ah bak. Ha. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye kayboluyorsun sürekli ortadan? He Hikmet, neredesin sen? Niye ablanla konuşmuyorsun? Abla, bir ödev vardı da onun için. Ama geçti bitti zaten, gerek kalmadı. Allah Allah, bu ne ödevmiş Hikmet? Bir ablana anlat artık bu ödevi de, ablan da anlasın yani şimdi, değil mi? Ne ödevi bu hakikaten ya? Hı? Abla. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş. Ne oldu, okuldan mı atıldın? Yok yok, öyle bir şey yok. Ama sıkıntılı bir durum var. Dinliyorum. Şimdi şöyle sıkıntılı bir durum var. Hı. Oo. Hayırdır? Babamı bulmaya gidiyorum abla. Ha, nerede bulacağım babamı? Ne bileyim abla ya, sokaklarda bulacağım. Bakacağım artık, Allah Allah. Sen böyle çanta falan da hazırlamışsın. Birkaç gün eve gelmeyeceksin herhalde Fiko, değil mi? Fikocuğum, babam böyle sokak sokak gezip bulunacak yerde olsa eve gelir zaten. Biz avukatla konuştuk, sen merak etme, arıyoruz babamı. Ya değil mi? Öyle oturun zaten. Ya abla, babamın başına bir şey geldi diyorum ya. Bir dinleyin beni. Bak belki Cuma bir doğruyu söylüyor, nereden biliyorsun? Ama tabii, hiçbiriniz babamı sevmiyorsunuz ki. Ay oğlum, niye sevmeyelim babamı ya? Ne sevmiyorsun tabii? Sen hep babamın kötülüklerini söylüyorsun. Hiç iyiliklerini söylemiyorsun ki. Babam var ya, bu yaz süperdi ya. Bize süper babalık yaptı. Ama sen ne yaptın? Babama kızdın, babamın moralini bozdun. Babama bize düşmedin be! Ha, anlaşıldı. Bunun derdi şimdi. Bu süper baba fikri istiyor. Ya öf ya, yine niçin bağırışıyorsun Asif? Ha, elebaşı da geldi. Ben babamı aramaya gidiyorum Kiraz. Ya o zaman ben de geleceğim. İkiniz de oturuyorsunuz oturduğunuz yerde. Tamam mı? Size kalmadı babamı aramak bacak kadar boyunuzla. Bir şey olursa biz hallederiz. Tamam? Hadi odanıza.
Ha, tamam. Bağırmaya başladın sen de. Bağırmaya başladım, hadi odana. Ama bu sefer ben seni çekemeyeceğim. Ben seni çekemeyeceğim Kiraz'cığım, hadi. Hadi. Sen de bırak çantanı odana. Tabii, beni dinleyen yok ki. Yok. Yok seni dinleyen. Abla bunlar kafayı yemiş, takma bunları ya. Sıra sende. Kaldığın yerden devam et, dinliyorum. Abla ilk sınavlar açıklandı da. Hı hı. Ben hepsinden çok kötü not almışım. Ben de dedim ki kendi kendime, niye okuyorum ki ben dedim. Hı. Okumasam da çalışsam mı acaba dedim. Ne demek okumamak? İkinci, üçüncü sınava çalışır kazanırsın. Geçersin derslerini. Okulu bırakmak ne demek? Duymayacağım bir daha böyle bir şey. Parçalarım seni. Ben bir de anlamıyorum şimdi Hikmet. Sen bu kadar çok ödev yapıyorsun, bu kadar çok ödev... Tabii ben canım. Nasıl sen zayıf alıyorsun ya? İnanılmaz. Her gün ödevde ama sınavları düşük. Gerçekten nasıl oluyor oğlum? Sen ne yapıyorsun? Yanlış derse çalışıyor herhalde. Yanlış derse çalışıyorsun, evet. Galiba öyle yapıyorum. Yüzün oldu. Kalk odana git. Çünkü çok sinirlendim, gözüm görmesi sinirliyorum. Ben çalıştırırım seni abicim, sen çok meraklıysan. Tabii. He, abin yardım eder sana. Çalıştırır seni bir güzel. Felik felik sokaklarda geziyor ya. Hikmet. Bir gelsene ablacığım, konuşalım seninle. Gel. Kiraz. Şöyle baş başa bir yerlere gitsin. Geleyim abla. Gel. El ele dolaşmayayım, o kadar özledim ki. Her an o kadar bilmedik şeyleri gördüm ki. Mesela dün öyle verdim. Ben seninle ilgilenemiyorum bu arada, değil mi ha? Yok abla ya. Ne alakası var, saçmalama. Neyimle ilgileneceğim ben? Yok, ben seninle ilgilenemedim bu ara hiç. Değil mi? Yani atölye açtık falan diye herhalde. Ama yani pul boncuk atölyesi açtık. Değil mi kardeşimize? Bir çeyiz yapamadık yani. Ha Çiçek, ha? Çeyiz falan diyorsun ha? Tabii. Çeyiz diyorsun abla sen. De, niye diyorsun? Yani biz şimdi sonuçta Çiçek de bizim aileden sayılır. Senin burada ablaların var, kardeşlerin var değil mi? Komşularımız var. Sen bizim hiçbirimizin nikahına çağırmamışsın ablacığım. Yani vallahi aşırı şekilde üzüldüm ben. Kırıldım yani. Sen nikah da diyorsun. Da niye diyorsun ki? Ya oğlum evlenmişsin. Söylemiyorsun hiçbirimize. Ne diyorsun abi? Ne? Ne zaman efendim ya? Ya? Abla sen öğrendin mi onu ya? Ben söyleyecektim ama sana. Olmaz ki böyle. Benden de o istemiştim ya. Öyle aramızda küçük bir şey yaptık. Ondan çağırmadım yani. Yoksa çağırırdım seni tabii ki de ablacığım. Ne zaman söyleyecektin mesela? Ha? Çoluk çocuğa karışınca mı? Sen onu da mı biliyorsun? Neydi? Neyi oğlum? Hala oluyorsun abla. Zeynep hamile. Yalnız... Ben bunu yalnız bilmiyordum. Ama bir şey bilmiyordum. O ne ya? Senin abla! 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 Ya bunu bilmiyordum! Ben bunu bilmiyordum! Abla! Buraya gel. Abla dur ne olur. Gel buraya. Allah! Köpek! Abla! Gözünü seveyim. Dur! Dur! Abla dur! Hala abla. Diyor bir de bana. Abla ne olur biraz ya abla. Olaylar senin bildiğin gibi değil ki. Allah! Öyle gelişmedi yani. Gerizekalı mısın? Abla! Abla dur! Abla! İki medeni insan gibi oturalım, düzgünce konuşalım. Senin medeniyetin ne? Abla bir sakin ol ama ya, bir dakika. Abla bir dinle beni ya. Bilerek yapmadım ki ben. Nasıl bilerek yapacağım böyle bir şeyi? Herkesin de biri var, benim yok. Sakin. Tamam, sakin ol. Rızaki. Oğlum kaç, gitsene vallahi tamam, öyle. Tamam. Arada. Durur mu seni? Köpek. Evlenmiş bile. Herkes biliyor, haberim yok. Senin ailen biliyor mu durumu? Hı?
biliyor. Bu yüzden evden kovdular zaten. Dövüp atmışlar hem de Filiz. Günah yani bir yerde. Nerede saklıyordum seni? Şu ilerideki boş evde. İleride? Barış'ın evinde mi? Evet. Bebekten emin misiniz yani? Var yani bebek kesin. Yani. Bir şey düşünmek lazım. Biz bir şey düşündük ama. Ama ben bir şey düşünene kadar sana kalacak bir yer bulmamız lazım. Değil mi? Abla, Barış'ın evinde kalmaya devam etsin işte. Zaten sıkış sıkış burası. Filiz, sen bir şey düşünene kadar bizde kalsın. Bizde kalsın değil mi? Bizde kal. Bizde kalsın. Size sıkıntı olmasın. Yani kalsın tabii canım sen öyle diyorsan. Kalsın. Bize hiçbir sıkıntı olmayacak. Bizim bir sıkıntımız yok. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz hadi. Hadi. Gayet iyi, sıkıntısızız biz. Hadi kız kalk gidiyoruz. Tamam o zaman. Gidelim biz. Siz de bir yatın uyuyun. Şey yapın. Yarın bakarız artık. Hadi. Oldu mu ablacığım senin bu yaptığın? Ne oldu mu lan? Bunun cesaretiyle birlikte odasını alıyoruz ha. Ben bunu öldürürüm bak ne biçim konuşuyor bu ya. Tamam tamam ben de abla. Oğlum nereye gidiyorsun manyak mısın? Nesin? Rahmet bırakır mısın Rahmet çantamı? Ne bırakır mısın lan? Boşalt şunları vallahi ben boşaltacağım. Rahmet ciddiyim. Niye ciddisin oğlum? Çok mu önemsiyorsun gitmemi? Önemsemiyoruz oğlum biz seni. Bu evde seni kimse önemsemiyor değil mi? Kendiniz söylüyorsunuz. Ya, bak boşalt şunları yoksa... Bırakır mısın çantamı Rahmet? Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gideceksin lan? Ha? Ne yapacaksın oğlum? İş bulacağım. Ne işi bulacaksın lan? Ha? Nerede iş bulacaksın oğlum? Lise mezunu değilsin. Çıkacaksın buradan iş bulacaksın. O parayla da ailene bakacaksın yani ha. Bu mu? Aynen bu. Ya Hikmet manyak mısın nesin oğlum ya? Allah Allah. Kurban oldum aklını başına al. Allah aşkına bak ablan uyanmadı daha ne yapıyorsun sen ya? Hah uyandı. Biz? Hı. Evet. Ne oluyor? Bu dallama gideceğim diyor ne olsun? Hı. Rahmet düzgün konuş. Sen de düzgün davran abicim. Ben de seninle düzgün konuşayım. Nereye gidiyormuş peki? İş bulacakmış, karısına kendi bakacakmış falan filan. Öyle. Abla. Bak ben seni anlıyorum. Senin kafanda çok fazla şey var. O yüzden de sıra bize gelmiyor. Tamam, olabilir. Ama sen de beni anla, ne olur. Aile babasıyım artık ben. Bakmak zorunda olduğum, koruyup kollamak zorunda olduğum hamile bir karım var benim. Şimdi bu koruyup kollaman gereken karını nasıl koruyup kollayacaksın? Bir anlatabilir misin bana? Ya da şöyle mi olacak mesela? Sen şimdi buradan çıkacaksın. Sana diyecekler ki işte al sana para, al sana ev, iş. İşte elektrik faturasını şununla ödeyeceksin, öbürünü bununla ödeyeceksin. Ha? Öyle bir dünya mı varmış dışarıda? Allah varsa biz oraya yerleşelim Rahmet, ha? Sor bakayım neresiymiş o dünya? Beni burada ciddiye alan var mı abla? Beni burada ciddiye alıyor musunuz biriniz, hiçbiriniz? Dışarıda da çok farklı olmaz yani hiçbir şey. Hadi görüşürüz. Beni kimce? Buraya gel. Gel buraya. Beni kim ciddiye alıyormuş bu evde? Barış mevzu olduğunda ben size ne dedim? Bir daha benden bir şey gizlemeyeceksiniz, saklamayacaksınız. Ölüm döşeğinde bile olsam demedim mi? Ha? Siz ne yaptınız? Sen gitmişsin bu kızı benim baş düşmanımın evinde saklamışsın. Abla biz o zaman Barış'ın ne mal olduğunu bilmiyorduk. Eğer bilseydim ben de yapmazdım öyle bir şey. Kayıp sanıyorduk Barış'ı. Ne zamandır saklıyorsun yani o kızı sen o evde? Abla tamam ya gidiyorum işte. Sırtınızdan da bir yük eksilmiş olur. Tamam mı? Hadi eyvallah. Hele bir çık kapıdan. Bak hele bir çık. Çık o kapıdan bakalım ne oluyor. Hadi bakalım çık. Abla.
Ben seni çok seviyorum. Sen ne kadar bana bağırsan da, kızsan da, beni sevmesen de, ben seni çok seviyorum. Ama benim artık bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Bunu alayım mı, döveceğim mi ben? Hadi eyvallah. Lan. Ay Allah'ım. Hayırdır, niye geldin? Böyle mi karşıladın lan abini? Rahmet, kavga etmeye geldiysen edelim git. Var mı şeyin? Var. Koyayım mı, içeceğim mi? İçeceğim, koy. Al. Ver. Anlat bakayım sen şimdi. Gerçekten çok mu seviyorsun bu kızı? Niye soruyorsun? Dalga mı geçeceksin? Allah Allah, merak ettik oğlum ya, ondan soruyoruz. Uğruna böyle evi terk edecek kadar, okulunu bırakacak kadar çok seviyor musun? Merak ettik yani. Çok seviyorum. Hem de ilk gördüğüm andan beri çok seviyorum. Sen ne diyorsun bana? Ben bir şey demiyorum oğlum, ben ne diyeyim? Sadece yani... bu kız biraz böyle garip bir kızmış gibi geldi bana. Abi, bakma sen onun öyle olduğuna. Kimsesizlikten öyle, sahipsizlikten öyle. O kadar ihtiyacı var ki içinde korunmaya. O kadar muhtaç ki. Ya abileri var diyordun. He, var abileri. Gördük abilerini. Kızın suratı mosmordu ya. Hayatı boyunca kimse yardımcı olmamış ki. İtmişler, kalkmışlar, dövmüşler. Çalıştırıp sırtından geçirmişler sürekli. O da kendine böyle bir yol çizmiş. Kendince ayakta kalmaya çalışıyor. İhtiyacı olan tek şey... güvenebileceği biri. Kafasını koyabileceği bir omuz. O kadar. Ulan Hikmet, ne yaptın, ne ettin? Yine kendine iyileştirecek yaralı bir kuş buldun yani ha. Aferin sana oğlum. Ne yapsaydım abi? Herkes sana tekmeyi koymuş, bir tane de ben koyayım. Savrul öyle nereden nereye, savruluyorsan mı deseydim, ne deseydim? Nasıl deseydin oğlum? Kızı hamile bırakmışsın lan. Demedim zaten öyle bir şey abi. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun ya? Ya bu ne biçim sevgi? Ayı sever gibi seviyorsun ya. Ulan öldürme deme. Dua edeceksin sen ha. Geleceğim mi eve? Oğlum bak, ablam seni soruyor ha. Merak ediyor kız. Hasta olacak falan dedi. Bir şey olmaz abi, ne olacak? Ne yaparsan yap. Bir şey ihtiyacı olursa haber ver, tamam mı? Tamam. Tövbe yarabbim ya. Tamam bir tarafı. Tamam tamam, hadi git ya. Hayırdır? Aklın başına geldi, evine mi dönüyorsun? Yok. Tufan abi montunu unutmuş da. Onu alıp gideceğim. Utanmıyorsun değil mi kahve köşelerinde yatıp kalkmaya? Hı? Ailem burada. Karım dediğin kadın burada ha?
Geçici bir durum abla bu. İş arıyorum, tamam mı? Oğlum iş bulsan ne olacak? Daha lise mezunu değilsin, sana kaç lira verecekler zannediyorsun? Bir aylık bez parasına yetecek mi o bebeğin? Ha? Bunun kirası var, elektriği var, suyu var, sobası var, kömürü var. Ha? Bebek olan evde mecbur yakacaksın o sobayı. Düşünüyor musun bunları? Abla tamam, halledeceğim ben. Oğlum halledeceğim demekle olmuyor, tamam? Ben baba oldum, koca oluyorum. Demekle baba koca olmuyorsun. Hadi yürü evine, artık bize kalacak, hadi. Yok yok yok, gelmiyorum ben. Ya rahmet niye böyle yapıyorsun ablacığım sen ya? Ha? Önce Esra'sı Asım'ı, şimdi Zeynep'i, bebeği. Sen niye böyle işlerin içine atıyorsun kendini? Niye giriyorsun bu işlere? Akıllanmadın mı hala? Akıllanmadım. Akıllanmadım abla, tamam mı? Ben de öyle rahmet gibi aşırı zeki bir şeyim. Ne Fiko gibi çevik atletik bir şeyim. Buyum ben. Babayım ben. Tamam mı? Baba olmak için doğmuşum. Koruyup kollamak için doğmuşum ben, tamam mı? Beni olduğum gibi kabul edin abla artık. Lütfen sizden bunu rica ediyorum. Sizin istediğiniz gibi biri değilim ben. Buyum, Hikmet'im. İstediğimiz biri gibi olmaz olur musun ya? Sen dünyanın en vicdanlı insanısın, biz daha ne isteyelim? Of, istediğine sahip çık, tamam mı? Ne yaparsan yap, kendine zarar vermeyin. Tamam, ziyan etme kendini. Ben onun peşindeyim. Yoksa ben sana da ailene de sahip çıkarım oğlum. Ne fark eder? Kendini ziyan etme. Tamam mı? Ayrıca ailenin en romantik, en duygusal sensin. Ayrıca öyle biri yok. Sana da ihtiyaç var. Evet, olumsuz hepiniz. Abla yardım demiyor, tam mısın? İsmi de senin gibi. Vallahi senin gibi olacak belli. Vallahi ismi senin yaşına geldiğinde ben onu eleyip eleğimi asmak istiyorum. Birbirinizle uğraşırsınız. Tamam. Duygusal işleri, çıkışları, sevgisi, eski sevgisi, evli sevgilisi, çocuğu falan ilgilenirsiniz artık, bana ne? Tamam, ilgileniriz. Hadi yürü. Ahanda şimdi girdik eve vallahi. Tamam, sen keyfine bak. Ben hepsini topladım, getirdim. Haydi, haydi öptüm. Fiko efendi. Beni de pisliğinize bulaştırdınız ya, vallahi helal olsun size. Öh Çiçek abla ya, ne var yani? Ne gerek var ki ablamı delirtmeye? Gelecek işte kiraz. Akşam ablam gelince niye kavga etsinler ki durduk yere? Bak gelecek diyorsun ha. Vallahi beni Filiz'e yalancı çıkarırsanız bir daha hiçbir şeyinize ortak olmam, bilesin. Çok net yani. Zeynep. Ne oluyor ya? Çekiştin mi Hikmet? Hadi. Aman sana ne oldu ya? Yok bir şey Çiçek. Alırsan Vahşi Kısra, sonra beni niye tepti diye dolanır durursun. O olsun sana paşam. Ben sana babamın peşinden saçma sapan işlere karışmayacaksın demedim mi? Sen niye beni dinlemiyorsun? Ne yapayım seni dinleyip? Seni dinlediğimde geldiğimiz yer belli işte, görüyoruz. Sardalya gibi üst üste, küçücük evde. En azından ben durumu kurtarmak için bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Bir şey yaptın falan yok ya. Tarihi eser satıyorsunuz babamla. Tufan abiyi de kandırmışsın. Sen beni mi takip ediyorsun? Etmiyorum. Ama etsem iyi olacak herhalde karıcığım. Ne diyorsun? Zeynep 100 kere söyledim sana. Hamilesin sen. Dikkat et kendine. Çocuğun var ya. Çocuğuna da dikkat etmen lazım. Uyma şu babama, ne olur. Ya çok para kazanacağız diyorum. Niye dinlemiyorsun beni ya?
Yarın şu açık arttırma olsun. Bak gör nasıl evimizi de tutuyoruz, içinde döşüyoruz. Ben artık burada yaşamak istemiyorum Hikmet ya. Zeynep, babam kaçakçılardan çalmış onu. Çalmış diyorum sana. Daha ne diyeyim ya? Ne yapıyorsunuz siz? Başınıza bela mı arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlaşıldı. Akıllanmayacaksın sen. Babamın da pek bir aklı yok şu aralar. Ben de geliyorum yarın. Nereye? Kahveye. Ne yapayım, en azından geleyim de bir şey olursa yanında olurum. Yardımcı olurum, yardım ederim. Zeynep, sen benim babama nereden bulaştın Allah aşkına ya? Saçma sapan bir ikili oldunuz siz ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi kusura bakma ama bu ailede kafası çalışan tek insan senin baban. Allah aşkına. O yüzden bu haldeyiz değil mi hepimiz? Tövbe yarabbim ya. Hayırdır Çiçek, ne oldu? Hah? Ne oldu? Şey ya, Kiraz gelmedi hala ya. Ne yapsak diyecektim ben sana. He. Hı hı. Çiçek abla ya, abinin de aklını karıştırmasana. Gelecek dedim ya işte. Arkadaşını annesi bırakacak akşam. Ya tamam da insan bir büyüğünden niye izin almaz acaba? Bu kız nereye gidiyor Fiko? Onu bir de hele bana, bu neyin tavrı yani? Öf Çiçek ablaya dedim ya işte arkadaşım nereye gelecek diye. Siz insanı bombadan rahat etmiyorsunuz değil mi? Eğer çok merak ediyorsanız bizi, ödeyin telefon faturalarımızı. Biz de bir yere giderken arayalım sizi. Bak sen benim küçük paşama ya. Biz cebimizde balya balya paralarla dolaşıyoruz. Ondan ödemiyoruz çünkü sizin paranızı he. Kira gibi fatura çıkarırsanız ne olacak acaba? Keyfimizden değil. Bak sizin başınıza gelecek para. Yemin ediyorum siz iyice azalttınız. Aha ben burayı yazıyorum. Çiçekleri dersiniz. Üf. Çok şükür evin yolunu buldun. Üf, tam yorgunum ya, uğraşma. Anam bu da başka çeşit he.